Selamlar arkadaşlar, ben Hayalet, yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi öncelikle birkaç gündür niye video gelmiyor bundan bahsedip direkt hızlı bir şekilde konuya gireceğim, çok fazla uzatmadan. 3-4 gündür yaklaşık olarak video gelmiyor çünkü yaklaşık olarak ben de bir haftadır çok önemli bir diş ağrısı çekiyorum. O diş ağrısı katlanı katlanı arttı, benim artık böyle konuşamayacak hale gelmeme sebep oldu. Başım ağrıyordu, mutsuz ve huysuzdum. 3-4 gün boyunca ağrı kesici içip yatmaktan başka hiçbir bok yapmadım. Dün de gidişçiye gittim ve sorun çözüldü. Bundan sonra yine normal bir şekilde videolara devam edeceğiz. Ben böyle 3-4 günlük dinlenme kararı aldım. Çünkü video çekecek ne halim ne enerjim vardı açıkçası. Neyse. Yayınlar ve YouTube tam gaz devam ediyor yine. Yani her gün yine bir video gelecek. Şimdi geçen videoda bahsettiğimiz olay üzerinde duracağız ve bununla alakalı CS'de yaşanan lobilere insanların dalması vesaire gibi mevzulardan bahsedeceğiz. Şimdi önceki videomda da bahsettim. CS artık gitgide oynanamaz bir hale geliyor. Yani 40 yılın başı bir tane hitboxları düzelttiler. Onu da bir kısmını düzelttiler. Bir kısmı hala aynı. Serverlar aynı şekilde kötü. Vak koruması hiçbir şekilde bir boka eremiyor ve oyun hile dolu. Yani non-prime'de bir maça girdiğiniz zaman ki biz takımla mesela en son yayında girdiğimizde 3 tane prime olmayan maç attık matchmaking'de, üçünde de karşımıza hile geldi ve son maçımızda hatta karşı takımdaki adamlar yani artık yüzsüz gibi bize şey dediler: hile kullanmıyorsanız niye prime olmayan maça giriyorsunuz, non prime niye aratıyorsunuz, seçkin hesabınız niye yok, hile kullanın madem burada oynayacaksınız gibi şeyler söylediler. Artık bu hale geldi, çözülemez bir hale geldi ve oyuncular kafayı yemek üzere. Gerçekten. Bununla alakalı da CSGO'da artık minik bir kitlesel diyeyim, ne diyeyim, ayaklanma çıktı. Reddit olsun, CSGO forumları olsun, şu an bütün dünyada CSGO komünitelerinde bu konuşuluyor. Yani ne oldu, ne olacak vesaire, bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi şöyle ki lobiye dalan insanların bize bıraktığı bir mesaj var. Gördüğünüz gibi hani direkt dalıyorlar ve herkese hem Rusça hem İngilizce olmak suretiyle bir mesaj spamlıyorlar. Peki, ben size bunu İngilizcesinden çevirsin, direkt düz bir şekilde okuyacağım. Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi CS'de birçok hile kullanan oyuncu var, hileci var. Ve Valve bu konuda herhangi bir önlem almıyor. Çünkü kısacası bizi umursamıyorlar. Skinlerden ve kasalardan çok fazla para kazandıkları için bizim hakkımızda herhangi bir şey yapmıyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışmıyorlar. Ve bizim onları artık durdurmamız lazım. CSGO'ya bir günlüğüne oynamayı bırakın ki onlara bu oyunu umursadığımızı ve bu konuda bir şeyler yapmaları gerektiğini göstermek için. Yani minik bir protesto, böyle minik bir eylemsellik çağrısı gibi bir şey var. Şu an oyun oynanamaz bir halde diyorlar ve biz bu oyuna para verip oyunu satın almış insanlarız diyorlardı. Kısacası biz müşteriyiz ve bizim belli haklarımız var. Oyundaki bug'ları ve bozuklukları çözmedikleri sürece oyunu oynamayı tercih etmeyeceğiz. Hilelerden arındırmadıkları sürece oyunu oynamayı tercih etmeyeceğiz diyorlar. CSGO Community her geçen gün daha da büyüyor ve onların Valve'ın tek umursadığı şey ise daha fazla para kazanmak, daha fazla skin çıkarmak, sticker çıkarmak ve sprey çıkarmak. Artık hani Valve, sonra da Valve'a bir mesaj eklenmiş: şu boktan sisteminizi düzeltin artık diye. Şimdi böyle bir duyuru var, böyle bir muhabbet var. Peki acaba böyle bir şey yapsak bu çözülecek mi? Yani bir şekilde dikkatlerini çekeceğiz mi? Bana kalsa dikkatlerini çekmemiş olma gibi bir ihtimal yok. Yani dünden beri yaşanan bir vaka bu. Dün sabah saatlerinden beri. Daha az bir sayıda başladı ve sonra giderek artık her lobi kurduğunuzda anında insanlar dalmaya başladı. Yani bu sistemi insanlar dediğim bunlar bot. Bir yazılımla yapılmış şeyler. Gördüğünüz gibi zaten 8 milyon vesaire de winleri var. Şimdi bu botlardan kurtulmamızın tek yolu, bundan da bahsedeyim görmek istemeyen arkadaşlar için. Çünkü görmek istiyorsanız zaten tek yapmanız gereken şey Public'e açık bir şekilde lobi kurmak. Ve 30 saniye geçmeden bu arkadaşlar, bu botlar lobiye dalıyorlar. Bu botlar kendi rütbelerini ayarlayabiliyorlar. İsterlerse Global'e dönüşüyorlar, isterlerse Silver'a dönüşüyorlar. Sizin rütbeniniz neyse ona yakın birkaç tane ya da aynı rütbede bot geliyor diye biliyorum. Win sayılarını kendileri ayarlayabiliyorlar vesaire. İsterlerse de profesyonel oyuncuları bazen Steam profilleriyle lobiye gelmiş gibi görünüyorlar. Yani lobinize bir anda Paşa Biceps'in profili dalabilir. Gerçekten Paşa'nın profildir ama gelen Paşa değildir. Onun hesabına bağlı kurulmuş bir şekilde yapılan yazılımdır. Hiledir yani bir nevi o da. Şimdi bu şekilde bir tepkisellik sürecine girildi. Bütün oyunculara ulaştırılmaya çalışan bir mesaj ki eminim artık hemen her oyuncu bunu duymuştur, görmüştür. Sadece ne olduğunu tam olarak bilmeyenler olabilir diye bununla alakalı bir video çekme kararı aldıydım ben de. Zaten geçtiğimiz günlerde size attığım bir videoda, hatta son yüklediğim video olması lazım, bir tane petition, ne derler, İmza isteği başlatıldı. Bir kampanya başlatıldı ve Valve'ın artık oyun düzeltmesini istediğine dair 100-150 bin civarı oyuncudan imza toplandı.
Peki bu konuda bir şey yapacaklar mı? Developerların söylediğine göre artık zaten büyük değişikliklerin geleceği bir seneye girdik CSGO ile alakalı. Çok büyük sözler verildi ve en son operasyon üzerinden 2 gün önce 1 yıl geçti. Yani en son operasyon bundan 1 yıl önce geldi. Bir yıldır ne bir operasyon geliyor, ne güzel bir değişiklik, ne önemli bir şey yapılıyor. Tamam, HTRF sound sistemi kurdunuz. Okey, hani güzel. Hitboxlarla alakalı ufak tefek değişiklikler yaptınız ki bizim zorlamamızla, bizim dayatmamızla yapıldı yine ki bir kısmı. Server'lar yine aynı kalitesizlikte, sticker'lar geldi, spreyler geldi, bir bok geldi. Şimdi bir kere spreylerle alakalı şöyle bir sıkıntı daha var. Bilenleriniz vardır. Dikkat edenleriniz ve bundan rahatsız olanlarınız vardır. Eskiden level atladığımız zaman o drop ne gelecek diye merakla beklerdik. Yani 10 centlik, dandik bir silah gelecek bile olsa merak ederdik ve bizim işimize yarayacak bir skin gelirdi. Artık sürekli sprey drop düşüyor. Silah düşmüyor. Sürekli sprey düşüyor. Sürekli ucuz ve dandik, hiçbir boka yaramayan spreyler düşüyor. Yani çok rahatsız edici. Mesela ben girerdim, aa bu haftanın dropunu alayım bari derdim. İki tane maç atar çıkardım. Bunun artık bir hevesi yok. Umurumda değil. Çoğu haftanın dropunu almıyorum bile artık. Bu da mesela bir sıkıntı diye düşünüyorum ben. Yani artık bir operasyon gelmeli. Dusk yenilenecekse yenilenmeli. Optimizasyon sorunları düzelmeli. Yani oyunun istediği sistem gereksinimlerinden çok daha fazlasıyla anca düzgün FPS elde edebiliyorsunuz. Birçok haritada elde edemiyorsunuz bile çok iyi bir sisteminiz yoksa. Nuke'de, Inferno'da vesaire. Artık bu optimizasyon grafik motoru sorunları çözülmeli ve oyun artık düzgün bir hale getirilmeli. Oyuncuların en büyük isteği şu anda budur. Umarız gelecek dönemde de bunu düzelteceklerdir. Bu olayla alakalı haberdar edeyim dedim size. Biliyorsunuzdur illaki ama ben size en azından biraz da olaydan bahsedeyim dedim. Çılgınlar gibi Reddit'te bununla alakalı tartışmalar var. Yani bir grup insan bizi niye rahatsız ediyorlar? Bir mesaj vereceklerse bizi rahatsız etmeden versinler diyen var. Bir grup ekipte işte ki ben de o fikirdeyim. Yani ikinci kısımdayım. Bu bence bizi rahatsız etmeden bu mesajı veremezler. Bir kısım da bunu söylüyor. Yani bunu yapmazlarsa Valve'ın dikkatini çekemeyecekler diyorlar. Ki aynı fikirdeyim. Yani böyle bir şey yapılması lazımdı. İnsanların bir dönem oynamayı azaltması lazım ki şahsen ben dün hiçbir şekilde CS'ye girmedim ve bugün de büyük ihtimalle girmeyeceğim gibi geliyor oyun atmak için. Bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir gelişme olursa konuyla alakalı herhangi bir şekilde şirketten veya firmalardan açıklama gelirse onları da size iletmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Hayalet kaçar. Bye bye.